Tekrar iyi akşamlar sevgili futbol severler. İki şampiyonluk adayı dün Galatasaray, bugün Beşiktaş deplasmandan eli boş dönüyor. Sivas 3-0 kazandı Beşiktaş karşısında. Özellikle ikinci yarıda oynadığı futbol ve attığı güzel gollerle Sivas Beşiktaş'a hiç şans tanımadı ve net bir galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı. Abdullah Avcı'nın gelişiyle ve yeni transferlerle merak edilen Beşiktaş, dün Galatasaray'ın yaşadığı hayal kırıklığını bugün Sivas'ta yaşıyor. Rıdvan Dilmer'le birlikte %100 futbolda tekrar karşınızdayız. Hocam, dün Galatasaray, bugün Beşiktaş. Lig enteresan başladı. Bu arada tabii şu skorları da hemen iletelim. Rize Spor Gençler Birliği'ni Alanya Spor'da az önce sona eren maçta Kayseri Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. İki deplasman, bu arada iki golde. VAR'a offside'e takı, hatta bir tanesi 90+2'de Kayseri'nin. Beraberliğe çok sevinmişti ev sahibi takım ama VAR'dan iptal oldu offside gerekçesiyle. Dönelim Sivas'a hocam, neler yaşandı? İlk yarının ardından 1-0'ın ardından yaptığınız yorumlara nasıl bir devam, nasıl bir ekleme yapacaksınız maçın sonunda? Tabii maç öncesi bizim Ali Ece ile sohbet ederken devre arasından daha farklıydı benim düşüncem. Devre arasında muhtemel belli bir gidişat belli zaten ama maç öncesiki yorumda biraz Beşiktaş'ın kazanacağını tahmin ediyorum dedim Ali'ye. Hani belki de rahat da kazanabilir diye düşünüyordum. Aslında istatistikler pek onu göstermiyordu. Takımdan oynadığı istatistikler. İşte Beşiktaş'ın son 4 maçtır gol atamaması, Sivas'ın Fenerbahçe maçında bol pozisyon bulması gibi. Kadrolar geldiği zaman tabii çok erken yorum yapmanın ne kadar yanlış olduğunu anladık. Ve bugün Sivas takımı 3 gün uykusuzluğa dayansalar 3 gün üst üste Beşiktaş'ı yenerdi. Maçın başından sonuna kadar hemen hemen Sivas tek hakimiydi olayın. Kontrataktan pozisyon buldu. Beşiktaş savunması yerleşmişken pozisyonu buldu. Cılız Beşiktaş ataklarında kolay savuşturdular, bertaraf ettiler eski tabirle. Beşiktaş'taki hayal kırıklığına gelmeden önce Rıza Çalınbay'ın memleketi Sivas'ta ikinci kez gidiyor. Hiç düşünmeden kabul etmişti ki bana göre Hakan Keleş de geçen sene iz bırakmıştı. Yani niye ayrıldılar onu da bilmiyorum Hakan Hoca'yla. O da gelecek vaat ediyordu geçen seneki performansından. Tabii Rıza Hoca'yı nasıl tanırsınız dediğimiz zaman, takımları nasıldır dediğimiz zaman öncelikle ne deriz Muratçığım? Diri, temaslı, ayakta olan, koşan, evet. Hep kondisyon, fizik var mıydı olan? Bugün bunlar? Hepsi vardı. Genç oyunculara yer verebilen bir teknik adam mıdır? Onu da gördük. Onu da gördük. Öncelikle Şenol Hoca'nın herhalde hafızasını yarın akşam da inşallah konuştuğumuzda sorarım. 94 doğumluymuş baktım. Biz nasıl bu oyuncu bu kadar kaçırdık bilmiyorum. Muhtemelen genç milli ve ümit millidekiler kaçırmamıştır. Mert evet. Attığı golden değil, yani iyi bir o futbolcu. Gelişime de çok hala açık. Topa vuruyor, doğru yerlere koşu yapıyor. Ayağı iyi, yani daha kuvvetli. Umut muazzam kurtardı. Evet. Tabii o tecrübeli oyuncu uzak köşeye vurmaz, yakın köşeye vurur ama Umut'u iyi oynamasını ben açıkçası çok isterim. Her şeyden önce bizim Semih'in oğlu olduğu için isterim. İnşallah da gollerde hatası da yok zaten. Utku. İkiz onlar. Ha, bir de Umut mu? Hmm. Neyse, aileden geçelim. Bugün Sivas takımı, Rıza Çalınbay'ı anlat. Gelelim Beşiktaş'a. Abdullah Avcı'nın milli takım ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye, yeni adıyla Edipol Başakşehir'deki dışında bir kulüpte teknik adamlık yaptı mı? Yapmadı. Nereye geleceğim orada? Nasıl tanırız? Uzun yıllar istikrarlı bir teknik direktörlük giderken, her gün üzerine koyarken nasıl bir top oynatıyor diye yorum yaparız aramızda. Topu sürekli ayağında tutan, organizasyonu iyi olan takım olarak. Şimdi Rıza Çalınbay kendi kimliğinin hakkını verdi ve sürpriz olmadı. Fakat Abdullah Avcı'nın 3-0 Beşiktaş'ın mağlup olmasından öte organizasyonun dakikalar ilerledikçe disk adı altında
hiç Abdullah Avcı'nın yıllardır izlediğimiz organizasyondan eser olmadığı gibi korkunç derecede oyun disiplininden kopmuş. Kaos. Kaosun da öte, yani oyun disiplini demek sadece sağ beki kovalamak değil, santrafora yakın oynamak değil, oyuncuların maça konsantrasyonu, fizik de etki eklenince buna, hem konsantrasyon hem oyun disiplini eksik. Yani Beşiktaş'ın neyi eksikti bugün? Kestirmeden gidelim, neyi doğruydu? Mücadele, yani, tempo, sertlik, pas, yerleşik savunmaya hücum. Bu arada tabii biz Başakşehir'de görmediğimiz, genelde de 0-0, 1-0 giden maçlar olduğu için, şimdi Beşiktaş şöyle başladı oyuna sistem olarak. Dörtlü savunmanın önünde, yok bu oyunun sonu arkadaşlar. 4-3-3 başladı. Şimdi dönelim Başakşehir'deki orta sahaya. Ligin ikinci yarısındaki Emre Belezoğlu, Medel'le hemen hemen aynı boydalardır herhalde onlar. Evet. Bir, tek ön libero bu kadar kısa olmaz. Olmaz. Çok acayip bir yetenek olursunuz. Tamam, Emre yetenekli bir oyuncudur ama mutlaka ikili olması lazım. Dorukhan sağ iç oynar. Ama la hiç oynamaz. Gelelim Emre Belezoğlu, İrfan Can, Mossor oynuyordu. 2-1 oynamıyorlardı hatırlıyorsan. Evet. Ligin ikinci yarısında. Fakat bu ligin ikinci yarısında bu orta saha Mossor, İrfan Can ve Emre üçlüsü o sezonun sonuna doğru ısrarla devam ederken en kritik Başakşehir'in şampiyonluğunu etkileyen şey Epriyano'nun sakatlanmasından sonra Mahmut'u merkezden çıkarıp buraya koyması da o tipik orta saha. Çünkü Mahmut'un ayağı değil, hem fiziği iyi hem iki ayağını da kullanan bir oyuncu. Bugün de Medel'in problemi ne? Şimdi Şenol Güneş'li Beşiktaş, Şenol Güneş'li Bursaspor, Şenol Güneş'li Trabzonspor, burada oynayan oyuncular top gelirken arkada gözü olan oyuncular. Tam dönüş yapabilir, yarım dönüş yapabilir, verir bir daha alır. Kimle oynuyordu 2 sene şampiyonluğunda? Enteresan, Atiba Ozan. Oğuzhan Tolgay. Atiba Tolgay. Ezberlediğimiz Atiba Oğuzhan'dı tabii. Oğuzhan da fiziği iyiydi. Döndük Bursaspor'a, Belüşi Ozan. Fenerbahçe'deki. Evet, Ozan. Dönelim Trabzon'a, Selçuk'un en iyi zamanı Kolman. Ve Abdullah Avcı da pas teknik direktörü olarak burada ikinci golü nasıl yedi Beşiktaş? Oyun nerede koptu? Medel ceza sahası. Evet, çünkü arkası dönük oyuncuya baskı yediğiniz zaman şu oyuncu eğer çevre kontrolü iyi değilse, Medel'in çünkü arkası dönük topu alıp böyle yeteneği yok ki. Alayım, döneyim, saklayayım, çalım atayım, vereyim, bir daha alayım yok ki. Bir baskı yaptılar, ikili, üçlü aldılar ve golü yaptılar. Bitti, maç bitti. Kaldı ki Beşiktaş'ın teknik direktörü bu tip oyunları seven bir teknik direktörken 1,5 ay boyunca Oğuzhan'ın, belki kendi de kabahatte bu oyuncunun, bir türlü toparlanması. Yani şuradaki oyuncu Beşiktaş'ın bugün diğer kaleye gitmemesinin ötesinde bugün yediği 4 harf pres. Öyle bir pres yediler ki oyunun tamamını da yediler. Zaman zaman önde baskı kurdu Sivas. Burada kazandılar. Hazırlık paslarını yaptırmadılar. Biliyorsun artık dünya nereye döndü? Kaleci başlıyor. Çizgiye açılıyorlardı. Yeni kurallar Abdullah Avcı'nın istediği şekilde çıktı aslında. Hemen ayağa. Buraya da girebiliyor. Rakip de ceza sahasına giremiyor. Fakat Sivas önde de baskı yaptı. Dönelim. Savunma yaparken ne yaptı? Hem iyi savundu Caner başta olmak üzere. Sıktılar orayı. Hem de çok çabuk çıktılar. Yatabari en uçta, merkezde, solda Emre ve sürpriz koşularla Mert falan da girdi. Bakın hem savunurken iyi savunma yaptılar, kolay yaptılar. Çünkü Beşiktaş oyun gittikçe işi risk adı altında zorlaştırdı. Ne yaptı bakalım? Böyle başladı. İkinci golü yediler. Hemen Oğuzhan'ı aldı. Dorukhan Laiç'i forvet arkası gibi koydu. Güven solda, Umut Nayır'ı koydu. Boyut devam etti sağda. Sonra ne yaptı? Bir değişiklik daha yaptı. Orkun. Güven'i santrafora aldı. Boyut'u sola aldı. Orkun'u sağa koydu. Zaten Oğuzhan'la Laiç de gelerek artık 5'e de razı oldu diyelim. Öyle düşünelim. İyice şuursuzlaştı.
Şimdi keşke geçen yılki Başakşehir'in kadrolarını bir koyabilseydik. Organizasyonu iyi olan bir takımdan ilk hafta tabii ki çok eleştirmemek lazım. Zamana bırakmak lazım. İçeride Göztepe ve Rize iki tane maçı var. Bu önemli Abdullah Avcı için de. Bugün Beşiktaş mağlubiyeti hak etti. Rıza Çalınbay'ın hazırladığı takımda gerçekten iz bırakıcı. Hem Denizli Spor dün ki Galatasaray 10 kişi kalmıştı. Bugün de. Dün Galatasaray 55 dakika evet, 10 kişi oynadı. Sivas takımı da hakikaten de Fenerbahçe Cumhuriyet Kupası'ndaki 2-1'in tesadüf olmadığını, bu maçında ürkütücü bir tempoda oynadılar. Çok yüksek kalite olmayabilirler ama gerçekten çok fizik olarak güçlü durumdular. Güçlü oyunculardan kurulu ve Rıza Çalınbay da bir iz bırakmış. Lig kolay geçmeyecek. Ligin favorileri gol atmadan bir tanesi 2, bir tanesi 3 yiyerek başladı. Zor bir lig bizi bekliyor gözüküyor. Peki hocam şimdi siz tahtadayken geçen yıl Sivas'ı hatırlayacaksın. Son böyle oyunun sonunda çok da Beşiktaş'ın tutunma maçlarından birinde Burak'ın free kick golüyle evet, yenmişti evet. Beşiktaş. Yani yine kolay olmamıştı ama. Yani bugün bu eksikler olsaydı tablo farklı olabilir miydi? Yani Abdullah Avcı'nın... Ya mutlaka şimdi Beşiktaş... Şimdi Burak, Atiba, Lens, Karius. Dört tane önemli isim. Söylediğin isimlere baktığımız zaman... Merkezdeki oyuncular, kaleci, orta saha, golcü. Bunların eksikliği önemli. Ama Burak'ın sezon bittiğinde hatta İzlanda maçında oynadıktan sonra hem Fransa hem İzlanda problemsiz geleceğini düşünürken sakat geldi. Bence acele etti o hazırlık maçında oynatarak. Bir daha sakatlanınca alternatif kim kaldı bir tek elinde? Güven Larin'de gitti herhalde değil mi? Evet gitti. Larin yok. Hazırlıksız yakalandılar ve işin enteresan tarafı ligin 82 gün içerisinde bu konuda sadece 3 büyüklere gidecek olursak gözümüzün önünde olduğu için Fenerbahçe hala 3 veya 4 oyuncu alacağız diyor. Ligde geçen sene son 4-5 haftayı formaliteye çevirmişti. Beşiktaş'ın içinde son 3-4 haftası formaliteydi. Hadi Galatasaray da planlamada hala problem olmuştu ama oyuncuları geliyor. Çok enteresandır. Beşiktaş bir alternatif santrfor. Hatta daha yeni stoper ve sol bek alabilirler. Sezon çok 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 önce bitmiş olmasına rağmen. Son haftaya kalmadı ki Beşiktaş. Bu bir tek bu finansal portrelerle açıklanabilir mi hocam? Yani hiç hazır olmadığı takımların, kadrolarının dediğiniz gibi hiç... beklenilen noktaya gelmedi ortada. Yüzde verecek olursak minimum %50'si bu sebep. Artı kulüplerdeki ekonomik olarak içeride kalan oyuncuların da alacakları falan olduğu için işte Kuvarejman'ın problemleri, Medel'in mutsuzluğu. Bu Fenerbahçe'de de oyuncular için de geçerli de olabilir. Onu bilemem tabii ki. Konuşulan sadece yazılanlar, çizilenlerden görebiliyoruz. Mali olarak doğrudur. Şimdi scout ekibi diye bir şey çıkıyor, tamam mı? Evet. Mesela Fenerbahçe ile Beşiktaş diyelim. Dorukhan dışında, hadi Güven'i de ekleyebiliriz. Bu yıl diyelim ya. Fenerbahçe hangi scout ekibiyle oyuncu aldı 2 yıldır? Vedat Muriç için scout ekibi mi gerekiyor? Gerekmiyor değil mi? Onun için bu transferlerde Altay'a scout ekibi mi gerekiyor kaleciye? İzledik, hayran olduk abi. Evet. Onun için söylediğin şekilde hazırlığı olsa kulüplerimizin zaten şu anda alternatif oyuncu olarak gelirdi. Şimdi Abdullah Avcı ya Burak dönmezse diyor. Ama en az onun kadar önemli olan Atiba'nın dönüşünün çok önemli olduğunu söylüyorum hakikaten de. Ya emekliliği düşünürken şu anda vazgeçilmez oldu. Abdullah Avcı çok başarılı bir teknik adam. Çok iyi bir insan. Zeki bir teknik adam. Benim de kurs arkadaşım. Yakinen de takip ediyorum. Dünya 21. yüzyılda oynaması gerektiği şekilde geldi ya. Bir şeyini görüyorum ama. Geçen seneki yayınlarda da yorumcu arkadaşlarımız da biz de bazı konularda rotasyonla ilgili yaparken bazen takılıyor. Mesela geçen en son bir hafta 10 gün önce çok sık sakatlıktan dolayı medyada bir eleştiri olduğu zaman cevap da İşte pazartesi günü Karius ve Burak birlikte olacak.
Adele sakatlığı hiç olmadı. Darbeyle olan sakatlık. Şunu söylemek istiyorum. Margaret Thatcher'a bir yerde okudum. Doğru yanlış. Sormuşlar İngiltere nasıl böyle yönetildi iyi diyemişler yıllarca. Gazete okumadım, televizyon izlemedim. Ben gazete okumasını, televizyon izlemesini, sosyal medya takip etmesini demiyorum ama bu kadar etkilenip cevap ne oluyor biliyor musunuz? Zaten hangi imajla geldi? Aykut Kocaman imajıyla geldi. Abdullah Avcı giller vardır böyle teknik adamlar. Bir de Şenol Hoca giller vardır. Şimdi hangisi doğru? O sana göre farklı, bana göre farklı olabilir. Taraftarın alışılığa gelmiş bir beklentisi vardır. İşte zaten böyle bir kaygıyla tartışılarak gelince ben Abdullah Avcı'nın Başakşehir'le ısrar edeceğini ama korkunç birkaç demecinde ne dedi? Onu 5 yaş seyircisiyle oynayacak şimdi. Yani Önder Hoca'nın kulakları ısınmasın. Önder Hoca der ya ciğerden oynadılar diye. Hı hı. Ciğerden oynadılar. Mesela Başakşehir ciğerden oynayamıyordu. O itici güç yoktu. O itici güç yoktu. 1-0 öndedir korumak istiyordur. Daha fazla koşarsın. Fark arttırmak için koşarsın. Skoru çevirmek için Beşiktaş geçen sene oyunun sonlarında 97 attığı gollerle birkaç maç seyirciyle Beşiktaş taraftarı gerçek bir 12. adam gibi oyuna giriyor. Abdullah Avcı bunu biliyor. Buna güveniyor. Fakat bence büyük avantajıydı. Başakşehir'e göre benim bir avantajım var diyordu. Fakat bu algı Abdullah Avcı'yı fazla risk içine soktu. Benim beklentim ki öyle olacağını umuyorum ben. Başakşehir'deki Abdullah'la öyle dediğime lütfen yanlış anlaşılmasın. Bir diğer taraftaki Şenol'un soy ismini koyuyoruz. Abdullah Güneş beklentim var benim burada. Yani Abdullah Avcı'nın oyununa da saygı duyuyorum. Şenol Hoca'nın da saygı duyuyorum. Ama taraftarın beklentisi için sadece revizyon yapılmaz oyun planlarında eklemeniz de lazım. Şenol Hoca'nın eksik gördüğün oyununa bir etki yapman lazım. Şimdi diyeceksiniz ki daha ilk hafta dur bakalım. Benim için bugün en sıkıntılı konu kontrol dışında bir Beşiktaş gördüm. Yani Beşiktaş'ın kötü oynadığı maçları hatırlarım ama en azından pozisyona girer falan. Şimdi en son Kasımpaşa'ya 4-1 kaybetmişti mesela. Ama yani bu görüntü yoktu. Bu görüntü yoktu. Kaldı ki Abdullah Avcı'nın takımları da böyle Aykut Kocaman tarzı teknik adamların takımı böyle pek dağılmazlar. Bu algının psikolojik olarak Abdullah Avcı'ya eksi yazmasın. İkisinin ortasını yaptığın zaman, çünkü 4 yıl Şenol Güneş'le çalıştı bu takım. Hatta ofansif bir teknik adam Bilic'le de çalıştı. Yani 6 ayda bir teknik direktör değiştiren kulüp değil Beşiktaş kulübü. Tabii. Özellikle son yıllar. 4 yıldır çalıştılar, şimdi başka bir teknik direktörü evrildiler. Tabii ki transfer politikalarında senin söylediğin mali kriterler mi, her neyse. Bir de tabii saha dışı faktörler de şu anda. Mesela ben okudum, üzüldüm Hasan Şaş'ın istifa kararını. Sonra ben Denizli'de abim falan yaşıyor benim. Arkadaşlarım da var. Şimdi Hasan Şaş'ın agresif yapısını hepimiz biliyoruz. Eleştirilmekte de doğaldır. Hasan Şaş eleştirilir. Eleştirilmesi de lazım. Çünkü eleştirilecek davranışlarda bulunmuştur. Ama dün tribünde Fatih Hoca biliyorsun gidemedi Denizli'ye sağlık problemi nedeniyle belinden dolayı. Evinde seyretti. Bir sorumlulukları var. İçeride Ümit. Tabii. Dışarıda Necati ile Hasan Şaş. Sen şimdi sabah akşam küfür ederseniz çocuklara. Yani onların da günahı yani. Bence bu istifa kararını da bir gözden geçirmeli. Fevri davranmamalı. Lütfen taraftarlar artık da yani. Diyeceksiniz ki çok da kolay söylüyor. Niye Hasan'a da ona değil de Hasan'a? Niye Emre'ye de bilmem de? Ama yanı başında sabaha kadar küfür ederlerse bir saat, iki saat bir yerde insansınız ama sonuçta aldığım bilgiler doğrultusunda yani böyle bir günah keçisi gibi bir pozisyon olmuş durumda. Onun için de böyle şu oyuncuların Hasan Şaş'ın problemli şekilde ayrılması için sebepler olabilir daha önce. Ama şu sebep değil. Bu korunması gereken bir sebep. Oradan Orhan Ak'a geleceğim. O zaman virgül koyalım hocam. Kerem ısrarla bir reklam arası rica ediyor. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
kısa bir reklam arasının ardından virgülü koyduğumuz Orhan Ak'tayız. Bir de virgülün gerisinde bir Necat Ateş'i de ekleyeyim. Tamam. Ondan çocuk tacize uğramış. Necat de benim talebem yani. Pırıl pırıl bir çocuktur yani. Gerçi sonuçta sulh içinde bir şeyler olmuş ama önce davacı olmaya kalkmışlar falan. Bunlar olabilecek bence Fatih Hoca da zaten onlara sahip çıkacaktır. Hasan Şaş'ın daha önceki davranışlar için herkesle aynı fikirdeyim ama şurada mağdur olduğunda altını çizmek lazım öğrendiğimiz kadarıyla. Orhan Ak konusuna gelince de geçenlerde çok beğendiğimiz spor yazarımız vardır. Ercan Güven. Mükemmel bir yazı yazmış. Bence Orhan Ak alsın ki geçen gün maçta da gördüm şampiyonlar kupa, süper kupa finalinde. Sporcu, antrenörü her zaman saygım vardır. Şimdi aslı olan kulüplerdir. Muhtemelen şu da söylenecektir. Orhan Ak ayrılmak istemiştir ama Abdullah Avcı bırakmamıştır. De konuşulabilir ki konuşuluyor. Şimdi aslı olan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Konya, Menemen fark etmez. Burada tabii ki aile geçindiriyor, tabii ki profesyonel. Tabii ki bizden gönlümüzden istemeyiz ki o sporcular ve teknik adamlar mağdur olsun. Ve özellikle de Başakşehir'deyken Emre Belezoğlu ile birlikte Beşiktaş taraftarıyla tartışmasından dolayı zaten özür dilemiş ama ben o konuda şimdi mesela bugün Allah korusun Sivas'ta Beşiktaşlı oyunculara saldırı olsa Orhan Ak da Beşiktaşlı oyuncuları savunmaya kalksa tebrik ederim ben mesela. Ama bir diğer konuyla ilgili henüz daha cevap vermediği için ben hem çarşı grubunun hem Beşiktaş taraftarının serzenişinin sebebini herkes biliyor. Bizlerle çok açık falan da konuşmamıza gerek yok. Burada Beşiktaş Orhan Hoca'dan da Rıdvan Hoca'dan da Abdullah Hoca'dan da Fikret Orman'dan da önemlidir. 1903'te kurulmuş bir kulüptür. Tekrar söylüyorum. Mağdur edilmesini asla istemem. Fakat Beşiktaş'ın şu anda saha içinde arızaları var. Kuvarejma, Medel. Yarın parayı bulsalar gidecekler. Doğru mu? Kesinlikle. Doğru. Bir bunlar varken, transferde sıkıntı varken bir de antrenörlerle falan uğraşacak durumda değil Beşiktaş. Bugün yine orada önce saha içinde kulübeden tribüne sonra Fikret Bey bir başkanın teknik heyetine sahiplenmesini saygı duyuyorum. Yapması gerekeni yapıyor olabilir. Ben her taraftarın istediğinin de kulüpten gönderilmesi gerektiğini de düşünmüyorum. Fenerbahçe bunun sıkıntısını yaşadı. Dirar gitsin gitti sonra geri geldi gibi. Ben taraftarın kulübü yönetmesine karşıyım. Ama bu konunun hassasiyetini Abdullah Hoca geldiğinden beri koruyorsa bu Abdullah Hoca'nın elini de hafifletir. Çünkü taraftar daima haklıdır diye bir cümle kullanmam ben. Öyle bir şey yoktu. Taraftara saygım sonsuzdur. Ama bazı konularda da bu bir hassasiyet korunuyor. Şimdi havalanına gitti. Yine Beşiktaşlılar bir şey söyleyecek. Yani durup dur. Ercan Güven diyor ki Orhan hocam diyor sen diyor iste ayrılmayı diyor. Bakın ben üzülerek söylüyorum. Ama sen iste diyor. Çünkü bir kriz var. Zaten ekonomik olarak olsun, taktik olarak olsun, teknik olarak olsun, transfer olarak bir problemi var Beşiktaş'ın. Yoksa dün Galatasaray 2-0 mağlup oldu. Bugün de Beşiktaş 3-0 mağlup oldu. 4 de yiyebilirdi. Bu demektir 33 hafta sonra şampiyon olmayacak. Ama bu krizleri aşmazsanız saha dışı krizlerinizi saha içine oyunun son bölümü gibi yansıtır. Tıpkı dünkü Denizli Galatasaray maçının son bölümü yansıtıldı gibi. Saha dışı faktörlerdir bak oradaki yansıyanlar. Bir, Fatih Terim'in olmaması. Olmaması. İki, Cagney transferinin gittileri geldileri vesaire vesaire. Evet. Yani Kuvarejma, bakalım mı hocam? Kuvarejma maç sonunda bir kısa bir açıklama yapmış. Hafta boyunca çalıştıklarımızı yansıtamadık. Sahaya kişilik, karakter koyamadık. Bu kadar mı? Öne oynamaya çekindiğimiz anlar oldu. Nerede hata yaptığımıza bakıp düzeltmemiz lazım. Hata tamamen futbolculardaydı. Şurada kalsın. Şurada kalsın. Ben tecrübeme dayanarak bir şey söyleyeyim mi? Hani ben niyet okuyamam. Şu cümle bizim hocamız öne oynatmıyor. Ama sonra bana kalmasın ihale diye. Diyor ki düzeltmemiz lazım.
Hata tamamen futbolcularındı. Yani Caner sen öne oynamadın demiyor aslında. Hocamızın oyun yapısı pasla arkada oynuyor demek istiyor. Benim anlayışım bu. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ya valla ben şu performansın ardından çıkıp konuşmasına takıldım yani. Ya şöyle, Kuvvetciğim'e mikrofon nerede diye bağırmıyordur. Tabii orada seçiyorlardır yani, muhakkak. Özür dilerim, bugün konuşmayayım da git yani. Evet. Yani bu kadar tecrübeli bir oyuncu. Yani bir tane olumlu hareketi yok. Yani bir tane şut çekti. Boyutta Beşiktaş'ın tek şeyi de ilk yarıdaki pozisyonu da o maalesef. Boyutun ikinci direkten. Evet evet işte Boyutun evet. Atamadığı. Onu Gökhan ortalamıştı, özür dilerim. İkinci yarıda da Dorukhan'la güvenim bir pozisyonu var. Başka hiçbir şey yok. Yani şuna takılıyorum hocam. Yani tabii ki o sistemi bir anda alıp buraya getiremeyecek hoca. Elindeki kadro da şu anda istediği kadro değil. Ama bir şey oynuyor izlenimini hiç almadım. Yani Boyd tırmalıyor, Laiç tırmalıyor. Hiçbir plan yokmuş gibi Beşiktaş'ta. Dün söylediğim bence çok değerli bir şey var, görüş var. Haftaya Galatasaray 1, Konya 3. Tamam mı? Pazartesi günü Fenerbahçe 0, Gaziantep... Gazişehir 1. Bir diğer hafta Başakşehir 1, Fenerbahçe 0. İki de 0 çekti. Galatasaray da iki de 0 çekti. Tamam. Haftaya da Beşiktaş içeride 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş takımı. Böyle bir senaryo düşündük. Fatih Terim tartışılır mı? Bence tartışılmaz. Tartışılmaz. Ersun Yanal? Kesin tartışılır. Abdullah Avcı? Tartışılır. Şimdi oyuncu da bunu biliyor. Dolayısıyla Abdullah Avcı da futbol kültürüne, futbol ilkelerine saygılıyım. Bugün kendisinin dışında davranıldı. Belki skorla ilgili. Ama sağ eliyle sürekli yemek yerken birden sola geçmeye çalışırsanız üzerinize dökersiniz. Bunu yavaş yavaş geçirebilirsiniz. Zaten bugün Abdullah Avcı çok yetenekli bir teknik direktör ama kafa işte bir Orhan Ak sorunu, bir acaba biz Başakşehir'de mi oynayacağız gibi oynayacağız sorularından dolayı çok yüksek kredileri yok. Ersun Hoca'nın da yok. Ersun Hoca'nın da yok. Yani geçen sene müthiş bir krediyle gelmiş durumda. Ama birkaç maç sallanırsa, geçen sene benzeri bir şey olsa Ersun Hoca falan kalmaz. Bütün oyuncu grubunun da şu anda Türkiye Ligi'nde özellikle şampiyonluk adaylarına baktığımız zaman ya Fatih Terim dışında kaygan olmayan koltuk yok. Daha bak birinci hafta söylüyorum bunu. Bu anlamda kendi bildiğini yolda devam et. Fakat gerçeğinden de, Beşiktaş'ın gerçeğinden de asla ve asla göz ardı etme diyelim. Bir sorum daha var hocam size. Şimdi geçtiğimiz yıl tabii siz de aynı şeyi çok uzun haftalar vurguladınız. VAR Türk futboluna bir damgayı vurdu. Aynı zamanda bu finansal konular da öyle ve mesela puan baremi de yavaş yavaş aşağı. Mesela geçen sene, bir önceki seneye göre 5-6 puan aşağıda. Aşağıdakiler yukarıdakileri daha fazla rahatsız etmeye, daha fazla yakalamaya, daha fazla puan kapmaya başladı. Şimdi bu gidişat, mesela bu sene, tabii çok erken bu başlangıç ama acaba daha da farklı bir noktaya mı gelecektik? Şöyle, benim oyunculuk yıllarım dahil olmak üzere ne olurdu? Fener, Galatasaray, Beşiktaş basıyordu parayı. Anadolu'daki en iyi oyuncular alıyordu. Haksız bir rekabet içerisinde vardı. Şimdi ama doğru araştırdıkları zaman, işte Denizli'de enteresan oyuncular bulmuş, Sivas bulmuş, biraz daha dengelendiler ve daha mücadeleci oluyorlar. O zamanlar gidiyorduk, 3 tane, 5 tane atıp geliyorduk. Rıdvan'ı Sarıyer'den alıyordu, atıyorum ben şimdi. Erdi'yi Altay'dan alıyordu. Mesela Oğuz var, Aykut var, oradan alıyordu. Tanju'yu Galatasaray alıyordu. Metin Ali Feyyaz yapıyordu. Yarışamıyordu. Samsunspor'da ve Bolspor'da vermek zorundaydı. Şimdi tabii 300 bin euroyu da bir oyuncu bir yatırım yapıyorsun, iyi çıkabiliyor 3-4 tane birden. O yüzden bu dengelendi. VAR'la ilgili de bugün Hürriyet Gazetesi'nde Kenan Başaran'ı okudum. Şahane bir yazı yazmış. Premier Ligi bir ki yeni başlamış bir ligden bahsediyoruz. Henüz daha ikinci hafta oynanan ligden. Ve özellikle Süper Kupa finalindeki örneklemeleriyle anlatıyor. Hakikaten oyun hızı da önemli. Tabii ki burada insan kaynaklarımızın doğru ve dürüst şekilde davranması gerekli. UEFA sitesinde 45 dakika sonra veriyormuş zaten. Bizi uğraştırmıyorlar. Dolayısıyla da
5'er 5'er 10 dakika uzadı maç 3-0 diye bakma yani bugün. Toplamda 3 dakika falan uzadı. Onun için bunu gerçekten o köşe yazarının, Kenan Başarı'nın yazısını okuyup bir değerlendirmekte fayda var hakikaten. Yani İlker abinin yazısını söylemiştim. Lazım. İlker Yasin de o konuya değinmiş. O da sizin dediğiniz gibi bizim kendi karakterimizle ilgili bir problem var diyor. Yani biz ince hesapların, farklı şeylerin peşinde koşuyor. Onlar yani anlayışta fark diyor. Teknoloji sadece teknolojide değil diyor fark. Şimdi tabii Klopp, ben maçtan sonra dinleme şansım oldu. Bununla ilgili de sordular. Benim de geçen sene takıldığım bir konuya girdi. Offside'le ilgili mesela. Mutlaka önümüzdeki yıllarda bak her sene VAR protokolünde bir takım değişiklikler oluyor. Doğal olarak bu deneme yanılma. İngilizler uyanık. Yok kullansınlar bir bakalım dediler biz. Ne kupada yaptılar sadece. Aha. Onun için mesela offside pozisyonunda oynadı. Tereddüt etti yardımcı hakem. Değil mi? Vurdu kornere gitti. Tamam mı? Tereddüt ettiği için korner atılıyor ama. Ya offside'sa? Evet. Dönemiyorsun çünkü. Kornerden dön. Biz onu defalarca bunu anlattı hoca. Tabii bu da önümüzdeki zamanda tartışılacaktır bu tür konular muhakkak. Beşiktaş'ın 4 oyuncu önemli transfer olarak şu anda bakıyoruz. Victor Ruiz sahadaydı. Boyd sahadaydı. Onların performansını değerlendirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama tabii Pedro Rebocho ile Douglas bir sol bek bir sağ bek transferi yaptı. Yani şimdi 4 transfer var, 3'ü savunmaya. Ama eskilerle oynamayı tercih etti hoca. Bunun sebebi şu olabilir. Oyuncu kalitesini konuşmak istiyorum. Douglas'ın önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Büyük takım oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Gökhan'ı keser kesmez. Öbürü çok yeni geldi. Karius yok. Atiba yok. Burak yok ya. Ya en azından arkadaki oyuncuların omurgayı üçünü oynatayım demiş diye düşünüyorum. Olabilir yani. Böyle bir görüş olabilir. Yalnız bugün Medel'in görüntüsü hakikaten enteresandı. Yani dün de Seri aynı görüntüdeydi. Ya şimdi ama Seri'nin şöyle bir mazereti var. Daha çok yeni bu takımda. Tabii ki daha yeni bir ülkeye, yeni bir lig. Şaşkın da olabilir. Ama Medel'in zaman zaman bu gitgelleri oluyor. Fakat Beşiktaş'tan ben sizin şöyle bir şey söylediğinizi hatırlıyorum Medel'le ilgili, o en formda olduğu zaman. Yani bir oyuncunun bir takımı nereden nereye getirebileceğine örnek vermiştiniz, evet. Medel'in performansı. Ama son 10 hafta için dememiştim biliyorsun. Evet, tabii hayır. Ondan sonra bir anda kayboldu. Evet, bütün çünkü süranteri oldu. 3 kişilik koştu. Dama dedi. Gitmedi, vücut gitmedi. Bir de bu yıl Güney Amerika turnuvasında da oynadı değil mi o? Evet. Tansiyonu yüksek işte Messi'yle falan filan biraz da yorgundu. Yani söylüyorum şimdi Medel'i günümüz oyununda artık kalecinin ayağını iyi isterken artık ayakla başlıyorlar, pasla başlıyorlar. Siz ön ortası arkasını dönemeyen, topla dönemeyen oyuncuyu merkezde tek olarak oynatmanın doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben Medel'in merkez orta sahada hazırlık pasıyla gidebilecek bir orta saha oyuncusu olarak görmüyorum. Hatırlayalım Galatasaray'da iki tane stoper açıldığı zaman topu kim alıyordu? Fernando alıyordu. Fernando. En azından vücudu sallayıp dönüp isabetli oynuyordu. Öyle değil mi? Evet. Peki şimdi Beşiktaş'ın önünde tabii zaman var ama yani çok da alternatifte kalmadı yani piyasa. Evet takımlarımız özellikle Premier Lig'in önemli liglerin transferlerinin kapanmasını, boşta kalan oyuncuları finansal gerekler dahilinde bekliyor. Hatta bunu bu günleri daha yoğun yaşayabiliriz transferde ama çok fazla şeye ihtiyacı varmış gibi duruyor hocam. Yani siz de söylediniz şimdi 4 oyuncu var. 3'ü savunmaya geldi. Mesela kanatlar, Boyd'la, Lens'le mi sadece? Yazıyor ya A-Spor, NTV, TRT Spor'da son dakika. Evet. Kırmızı yanıyor mu pat diye. Evet. Sabah kalktık. Quaresma X kulübe gitti desek kime sürpriz olur? Aa, bu kadar yılın hikayesinden sonra bana sürpriz olur yani. Hani hiç gitmeyecekmiş gibi geliyor bana. Hayır, sonuçta bu olabilir mi? Olabilir. Bence sürpriz olmaz. Çünkü bir devamlı Medel o yazsa son dakika. Burak dışında şu anda hiçbir sürpriz olmaz Beşiktaş'tan giden oyuncunun. Vida? Olmaz. 15-20 milyon verirlerse ben verirler. Biraz önce ekonomiden girdin ya. Hayır, Vida'nın evleri olmuş. Şampiyonlar Ligi'nden 2 yıldır rakiplerine göre çok avantajları var tabii.
Hatta ona rağmen bugün internette okuyorum ki hala bu artıya geçemezse Lüyündam'a dahi oynayamayacak falan diyorlar. Düşünebiliyor musun kulüplerin durumunu? Bunlar iyi günlerimiz dediğimiz zaman benimle dalga geçiyorlardı. 2-3 sene önce. Bulgar-Romanya ligine doğru demiştim ya, hatırlıyorum. Bu Sivaslı'nın 3-0 kazanması, Denizli'nin Galatasaray, bu dengelerin yavaş yavaş gelmesinin sebeplerinden biri. Şimdi bir taraflar güçlenirken Anadolu'da sen de düşüyorsun. Şimdi kadrolara bakalım. Apia, Marco Ilerio, Anelka Denizli'de yedekti. Nikolas Anelka da 35 yaşında değildi o zaman ha. Tabii canım. 28-29. Evet, Beşiktaş'ın Sosa'nın en iyi halinden Talisca'ya dönüldü. Talisca'dan sonra nereye? Mario Gomez'den Abu Bakar'a. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu da Beşiktaş'ın kadrosu da geriye doğru gitti. Evet, bir erozyon 2 senedir çok net gözüküyor. Abdullah Avcı'nın söylediklerine bakacağız. Bir reklam aramız daha mı var Kerem hemen ardından? Sivasspor sıcak temas yapan bir takım. Tipik Rıza Çalınbay oyunu. Topa sahip olmamız lazımdı. İlk yarıda başarılı olamadık. İkinci yarıda ikinci gole kadar ivmelenme gösterdik. İkinci golden sonra ise oyundan koptuk. İkinci yarıda onların alışık olduğu oyun disiplinine geçtik. Doğru olmadı. Oyunu inceleyeceğiz. Oyuncu da kendini inceleyecek. Doğru tespitler yapıp çabuk dönmemiz lazım. Daha fazla karakter koyan, Beşiktaş formasını giydiğini hissettiren oyun anlayışını göstermek istiyoruz demiş. Evet. Bunun için de bakalım gelecek hafta şu göreceğiz. Var tabii, şimdi önümüzdeki hafta full seyirci, iki tane maçı içeride oynuyor. Bu yani Beşiktaş taraftarı küsmemesi tabii lazım. Kimlerin ama döneceği de önemli hocam. Tabii yani. Transfer de önemli, kimlerin döneceği de önemli. 2'de 2 yaparsa tekrar bir iğme yakalanır ama önemli olan bu krediyi kullanması lazım. İyi kullanması lazım hocam. Çünkü önemli bir teknik adam, önemli bir değer. Oynanan oyunun bayağı kötü olması ilk hafta için insanları biraz ürküttü. Yoksa Göztepe Rize maçını kazanıp iyi oyun, kötü oyun toparlanır. Yarın akşam saat 8'de %100 Futbol'da çok önemli bir konuğumuz var. Milli takım teknik direktörümüz Şenol Güneş'i Rıdvan Dilmen'le birlikte stüdyoda konuk edeceğiz. Ve yarın akşam tabii hem Başakşehir hem Trabzonspor sahne alacak. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.